Hayatım hayvanlardan yeniden merhaba arkadaşlar. Evet, kuş videomuza hoş geldiniz. Kuşlarımızın genel halini çekeceğiz. Bakalım neler oldu, neler bitti, biraz bakalım. Arkadaşlar, sezonu açmadık biliyorsunuz. Sezon hala kapalı. Hepsi dinleniyor. Sadece bir tane folluğum, iki folluğumuz da inatla kuluçkaya yattı. Yapabileceğimiz bir şey yok ve bir muhabbet kuşu forpus denemesi daha yaptık. Şimdi ona bakacağız. Yavru çıkmış mı merak ediyorum. Ben de bakmadım. Neyle karşılaşacağım hiç bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi daha önce şu aşağıdaki takıma verdiğimiz forpus ya muhabbet kuşu yavruları sağlıkla büyüdü ve onlar şu anda bu salmadalar arkadaşlar. Ama hangisi tam bilemiyorum. Şu morlar olması lazım. Mor çıkmıştı iki tane çünkü. Şimdi yeniden bir deney yaptım. Bakalım ne olacak bir göreceğiz. Onun dışında rozellalarımızın son halini göstereceğim. Şöyle bir göstereyim hatta. Evet canlar. Ya arkadaşlar çok iyiler falan da biraz yabaniler. Bu da normal. Fazla uğraşmadım çünkü. Damızlık büyüteceğim için öyle çok mıncıklamadım. Elimle alsaydım. Şimdi size şöyle söyleyeceğim. Rozella literatürde hırçın bir kuş diye bilinir ama ben birçok eğiten gördüm arkadaşlar. Yabancı videoları izledim. Gerçekten konuşma olarak pek bir şey göremedim ama eğitim olarak çok iyiler. Ya bu kuşun zaten olayı görsel arkadaşlar. Yani şu renkler size her şeyi affettiriyor zaten. Bakan bir daha bakıyor. Gördüğünüz gibi her renk var üzerinde mübareğin. Bu arada dediğim gibi cinsiyetler konusunda bir erkek üç dişi diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Eğer öyleyse ne yapacağız? Dişimizin birini artık bir yerden bir erkekle takas edeceğiz. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ya da ona bir erkek alacağız. Böyle bir şey de yapabiliriz. Onlara erkek alacağız. Bunu da yapabiliriz. Kirazlar Ruhi dinlenmedeler. Bugün yuvalığı takacağım artık. Dinlenmeleri bitiyor çünkü zamanım yok arkadaşlar onlar için. Dediğim gibi uzun ömürlü bir kuş olduğu için arkadaşlar yani hayvanın da üreme şeyi uzun. Ama şu anda bütün kuşlarım anormal derecede tüydeler. Neden? Hava sıcaklıkları 40 derecenin üstünde. Yani resmen gerçekten yanıyoruz. Ankara olsun, Türkiye olarak sıcaklara teslim olmuş durumdayız. Dolayısıyla da arkadaşlar hayvanlar tüye giriyor ve tüyden hayvan da üremiyor. Şimdi banyo falan veriyorum günlük ama Ruhi bayağı tüyde. İnşallah tüylerini düzel. Kiraz biraz da tüyden çıkmak üzere artık hazırım diyor yavaş yavaş. Bakın ikinci kuluçkada daha deneyimli olacağım. Biraz daha onları ele alıştırmak istiyorum. Daha ben kuluçkada çok korktum. Dokunmak istemedim. Anne huylanır, beslemez vesaire diye. Şimdi arkadaşlar kuşları çözdük artık. Dediğim gibi bayağı bir rainbow ürettik ve bu rainbowları gelecek sezon için hazırladık. Lakin arkadaşlar muhabbetten gerçekten hevesim kaçtı gibi bir şey oldu. Piyasaya baktım. Yani çok yavaş arkadaşlar. Yani normal kuşu geçtim. Rainbow'u normal kuş gibi görenler var. Yani pek çok yer böyle. Bizim için fark etmiyor artık diyorlar Rainbow. Rainbow da sıradan yani yaygınlaştığı için sıradan bir muhabbet gibi yerini almış resmen ama şu güzellikle yani tutup da yeşil muhabbet kuşunu aynı kefeye koyanlar da biraz ne bileyim yani. Siz de şey yapın, düşünün. Yani biz bunu üretmek için göbeğimiz çatlıyor, ötekisi cayır cayır yürüyor yani. Şey olmuyor. Evet. Bu kuşlara bir çare bulacağız. Ya yavaş yavaş eriteceğim. Yani benim dediğim gibi planım büyük papağanlara geçmek. Bu salmayı da büyük papağan salması yapmak. Büyük papağanlar böyle salmada durabiliyorlar arkadaşlar. Onu da gözlemledim. Ve dediğim gibi arkadaşlar ömürleri çok uzun. 17 yıl yaşayan biriyle, yaşatan biriyle karşılaştım. Rozella 17 yıl yaşamış arkadaşlar. Tam 17 sene bakmış Rozella'ya. 17 yıl bir köpek için bile çok büyük bir ömürken yani bir kuş için düşünün ne kadar önemli. Demek ki bu işte gelecek var. Yani biz bunu bir yaygınlaştıralım arkadaşlar bu cinsi Türkiye'de. Belki talep olur. Yani bir atılım yaptık bakalım. Hadi hayırlısı. Evet şimdi kuluçkaya bakalım bir ne olmuş. Dediğim gibi ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bakayım. Arkadaşlar yatıyor şu anda şu forpus mu lan? Bir çekilsene kanka. Erkek bir çekilse dişi de. Evet arkadaşlar bakın. Şu bir muhabbet kuşu yavrusu. Evet ve muhabbet kuşu yavrusunu beslemiş. Rainbow kuş yavrusu arkadaşlar. Şu gördüğünüz arkadaki rainbow kuş yavrusu. Şu da rainbow olabilir. Şu forpus arkadaşlar büyük olan. Boş yumurta var onu alayım. Ya da almayayım hiç destek yumurtası olsun. Evet bunlar da bu kuşların yalvarmasını anlayıp onları kabul ediyor. Evet hemen ışığı söndü telefonumun. Niye böyle oluyor bunu hiç çözemiyorum. Neyse kapatıyorum daha fazla da uğraşmayalım. Evet. Bu da yumurtayı kırmış. Evet iyi iyi.
Hiç sıkıntı değil. Hemen yuvalığı çıkartıyorum. Sizin dinlenmeniz gerekiyor. Gerek yok. Hiç üremenize gerek yok. Buna sevindim. Diyeceksiniz abi niye yumurtanın kırıldığını. Arkadaşlar inatla yürüyor hayvan. Yani benim artık onları biraz dinlendirmem lazım. Hiç değilse Ağustos'u dinlenerek geçirsinler. Yani çok yoruldular. Gerçekten çok yoruldular. Hiç gerek yok. Güzel güzel dinlenin. Hiç sıkıntı değil. Yeni eşya atılacaklar var işte. Şurası forpus doldu. Burada bayağı bir forpus var. Bunlar gelecek sezon eşya atılacaklar işte. Eski eşleri göndereceğiz. Sevdaları falan buraya aldım. Burada bir çift var. Burada zaten bizim albino ile kremino var. Burada da gördüğünüz gibi Cennet'le bir takım sevda var. Cennetlere biraz zulmediyorlar. Acilen ayırmam lazım ben bunları. Yani salma geniş olsa da kafes sıkıntı. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Yani kuşlarımızın genel hali de böyle. Gördüğünüz gibi. Yani rainbowlar açıkçası biraz arkadaşlar beni hayal kırıklığına uğratmadı da diyeyim. Yani hayvan güzel. Şuna bakar mısınız? Yani bu tüy rengi görebileceğiniz en iyi renkli muhabbet kuşu arkadaşlar. Rainbow. Yani bundan daha güzel bir renk bulmanız imkansız. Ya şahsen bu benim bir tercihim. Texaslar, Leswinkler, ondan sonra Blackwinkler, Blackface'ler falan tamam enderdir ama Rainbow'un hiç anlamayan bir insana sorun. Bu kuş mu güzel, o kuş mu güzel deyince bu kuşu bir şey yapar. Güzel der size. Yani onlar enderlik olarak bunlarla yarışabilir. Ama güzellik olarak bence Rainbow en güzel. Çünkü üzerinde her renk var arkadaşlar. Rengarenk. Bakalım eşte tutmaya başladılar. Yani bir 12 set belki koyarım arkadaşlar. Ama dediğim gibi piyasası çok kötü. Yani normal kuş fiyatından alınmaya çalışılıyor. Gerçekten benim de canım sıkılıyor. Dolayısıyla ben de sinirleniyorum. Ya bazı insanlar var arkadaşlar. O kadar tuhaf insanlarla karşılaşıyorum ki gerçekten. Yani garip garip insanlar var. Böyle saçma sapan abuk subuk yazıyorlar böyle. Mesela Portus papağanı istiyor. Albino Lutino istiyor. Fiyat söylüyorsun tamam mı? Yani Albino Lutino'nun tamam mı piyasa fiyatı 700 lira. Bu da uygun bir fiyat halbuki. Gerçekten millet 1000 liraya falan veriyor. Öyle değil. Ben tanesini iki tanesini 700 liraya aldım Albino Lutino'nun. Ya ben de yazıyorum diye ki ben de geçen 200 liraya Jacob papağanı aldım kardeş doğrudur yazıyorum. Ne yapayım artık? Hem böyle abuk subuk tipler oluyor. Fiyat kıracağım diye saçma sapan yalanlarda bulunan. Neyse sıkıntı değil yani önemli değil. Ya ben dediğim gibi artık yani daha çok yani kuşlarımın masraflarına, köpeklerimin masraflarına vesaire onlara zaten şey yapıyorum. Öyle cebime yani bir şey girdiği de yok. Bu işi YouTube için, zevk için yapıyorum yani. Ama işte dediğim gibi tuhaf insanlar da böyle cine olmadan daha adam çarpmaya çalışan insanlar var. Zaten bu piyasanın meşhurudur arkadaşlar bunlar. Köpekte de, kuşta da, balıkta da bunlardan geçilmez. Bunlar hayvansever değil. Bunlar hayvanlar üzerinden para kazanmaya çalışan tipler. Olay bu. Aynen. Evet bunlar da inatla yumurtluyor. Bunlar da inatla yumurtluyor arkadaşlar. Bu takım da inatla yumurtluyor. Bakalım ne olacak göreceğiz. Evet şimdilik bu kadar. Şimdi arkadaşlar bu sıcağın alnında okula gideceğim. Okuldaki kuşları temizleyeceğim. Ne oldu ne bitti bir kanaryalara bakayım. Müdür yardımcım izine gitti. O yüzden kuşlara bakacak kişi yok. Benim gitmem gerekiyor. Evet şimdi onları size çekeceğim. Onları izleyin hadi bakalım. Bu diller. Evet arkadaşlar okuldaki kanaryalara geldim. Vallahi arkadaşlar 2 saattir temizlik yapıyorum bunları. Yıkıyorum bit vardı felaket. Elimden geldiğince yok etmeye çalıştım. Lakin küçük sürprizlerle karşılaştım. Ya bu garibanlar buraya yavru çıkartmışlar. Ve bakmıyorlar tabii ki arkadaşlar. Tepeliler. Bunların 2 tane de yavruları ölmüş arkadaşlar. Ondan bahsedeceğim biraz size. Şu anda 3 yavru bir yumurta var. Yumurtanın biri de dolu muhtemelen. Bakmadım ama. Şimdi biz bunları arkadaşlar 2 tane tepeli eşledik tamam mı? Ve Mendel yasalarına göre yani bu şeylerine göre tamam mı? Ne denir? Yani 2 tane tepeli kanaryanın eşleşmesi sakıncalı dediler bize. Şimdi benim anlayamadım. Yani benim tepeli kanarya daha önce şey yapmadım. 2 tane tepeli hiç eşlemedim. Kabak ve tepeli eşlerdik biz eskiden de. Böyle orijinal Gloucester'lar yoktu ama şunun gibi Malta kırmaları vardı. 2 tane yavru büyüttü bunlar. Ve arkadaşlar kanının zehirleneceği söylendi. Bilmiyorum ne kadar da oldu. Yani tam kesin de şey yapamadım. 2 yavru büyüttük biz. Yavrular şunlar kadar oldular. Geçen hafta arkadaşlar işte müdür yardımcımız aradı. Kuşlar aniden öldü dedi.
İki şapkalı kuş. Orada benim kafa çark etti. Yani dedim kanı zehir... Çünkü hiçbir neden yok. Kanının zehirlendiğini düşündüm. Şimdi gene üç tane daha çıkarttılar. Bakalım ne olacak işte bunlar. Göreceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar bu biraz sıkıntı. Burada orijinal bir Gloster ve kırma bir Gloster var. Şimdi yavrulamışlar. Mecbur şimdi şey basacağım. Bebek maması basacağım. Şöyle birazcık aldım şırıngaya. Onun da besleme aparatını bulamadım. Neyse ben şunları arkadaşlar bir besleyeyim. Çünkü yavrular gerçekten durumu iyi değil. Evet yavrulara yem verdim arkadaşlar. Yani bastım. Ama durum pek iyi değil. Çünkü yavrular gerçekten cılız kalmışlar ve bu yumurtalı mama yapılması gerekiyor. Anne ve babayı teşvik etmek için. İlk günler arkadaşlar böyle yumurtalı mamayı veriyorsunuz. Sonra bu kuşlar bakıcıya dönüşüyor. Yani bakıyor kursak dolu bir içgüdü geliyor hayvanın. Bu takımımız bayağı tüyde. Çok anne yıpranmış. Bu anneden çok yavru aldık bu şey sezon. Yani çok dedim de çok da almadık da bakmayın yani. Ama en çok çalışan anne bu oldu yani. Neredeyse hepsini bu büyüttü. Cefakar. Şu kuş yeni çıkmış. Erkeğe benziyor. Güzel bir tipi de var. Güzel bir ötüm kanaryası olur bundan diye düşünüyorum. Bunlar yaşlandı. Artık Gloster takım. Burada da 3 tane kuşumuz var yine kendi ürettiğimiz. Yani dediğim gibi okuldaki kanarya üretimi açıkçası biraz yani öylesine hobi ve çocuklara biraz bir şeyler aşılamak için de çok üstüne düşmedim. Şimdi ne yalan söyleyeyim yani çok böyle aman aman olsun diye uğraşsak belki daha çok başarılı alırdık ama yani çabaladık da gerçi. Yani üremelerini de istedik ama kuşların arkadaşlar gücü buna yetti diyebilirim. Yazın büyük bir problem oluyor. Yani yazın şimdi buradaki incin top oynuyor. Dolayısıyla da yani müdür yardımcıları da izne çıkınca dolayısıyla kuşlar bak şey kalıyor. Sahipsiz kalıyorlar. Böyle gelmek gerekiyor. Ve yazın gelmek gerçekten zor oluyor. Biliyorsunuz evdeki hayvanlar da çok fazla. Bakalım inşallah bu üç yavru yaşar mı bilmiyorum. Yaşar inşallah diye düşünüyorum. Hadi hayırlısı. Giderken bir daha yemlerini fulleyeceğim. Bir banyo yaptıracağım şunları. Bir de banyolarını yapsınlar güzel güzel. Hadi bakalım.